Bugünlerde en çok duyduğum problem sürekli ama sürekli olarak yorgun olma hissi. Ne kadar uyursan uyu, ne kadar dinlenirsen dinlen, bir türlü gün içinde enerjik olamıyorsun. Her an uykun var, her an dinlenmek istiyorsun. Bir genç olarak bu böyle olmamalı. Hayatın en aktif olman gereken, asla bitmeyen bir enerjiye sahip olman gereken yılların bu şekilde geçmemeli. İnan bana ben de bunu yaşadım. Hem de birçok kere. Öyle ki bunun derinlerine inip uzun uzun araştırmalar yapacak kadar. Hasta mıyım? Hormonlarım mı bozuk? Kan değerlerimde bir eksiklik mi var? Hangi vitamin Eminler. hangi takviyeleri kullanmalıyım vesaire vesaire. Eminim sen de böyle düşünüyorsun. Eğer milyonda bir oranında bir şanssız değilsen, hayır hasta değilsin. Hayır buna sebep olan ciddi bir kan değeri bozukluğunda yok. Gördüm ki bitmek bilmeyen enerjiye giden yolda bir sihir yok. En önemli 3 şey var. Bunları da hepimiz biliyoruz. Uyku, egzersiz ve beslenme. Ancak hiçbirimiz bu üçlüye gereken önem verip üzerine düşünmüyoruz. Evet, hiç de fena uyumuyorum. Egzersiz de yapıyorum. E fena da beslenmiyorum. Bunlar sorun olmaz diye düşünüyoruz. Ancak yanılıyoruz. İşte bu videoda size çok hareketli, yoğun ve hatta stresli bir hayat akışında bile bitmek bilmeyen bir enerjiye sahip olmamı sağlayan hayatıma entegre ettiğim önemli prensiplerden bahsedeceğim. Her zaman yorgunsun, büyük hayallerin var ancak bunları gerçekleştirecek enerjin yok. Adım 1. Bir, kafein. Birçoğumuz kafeinin bu mucizevi etkisini çok yanlış kullanıyoruz. Gece kahve içmişim belki uyuyamam diyoruz. Sanki kafein sadece birkaç saatliğine etkiliymiş gibi. Gerçekte kafeinin vücudumuzdan tam olarak atılması 10 saati geçiyor. Kahve Açtıktan 6 saat sonra bile aldığımız kafeinin yarısı hala vücudumuzda oluyor. 11.00'da yatacağını ve akşamüstü bir kahve içtiğini düşün. Uykunu açması için kullandığın bir şeyin yarısı sen yatağa gittiğinde hala vücudunda. Evet belki uyuyabilirsin ancak sana garanti ediyorum ki uyku kaliten düşecek. Kafein yorgunluğa ve bitkinliğe sebep olan ve sinir boşluklarında biriken asetilkolinin ve adenozinin parçalanmasını sağlayarak sana enerji verir. Uyumak için ise bunlara ihtiyacın var. O halde neden tersini yapıyorsun? İşte bu yüzden öğle yemeğinden sonra kafein almayı bıraktım. Kahveyi çok seven biri olarak öğleden sonra kahve içeceksen kafeinsiz kahve tüketmeye özen gösteriyorum. Saat öğlen 1-2'den sonra kahve yok. Kafein bulunduran çay, kola vesaire bunları da çok fazla tüketmemeye özen göstermeni tavsiye ediyorum. Bunu senden sadece 1-2 hafta denemeni rica ediyorum. Uyku kalitendeki değişime ve sabah uyandığındaki enerjine inanamayacaksın. Adım 2. Kısa uykular. Gün içinde yaptığım ağır egzersiz sonrası, yediğim öğünden sonra veya verimliliğimin ciddi anlamda düştüğünü hissettiğimde 30 ile 60 dakika arası uyumaya çalışırım. Bu kısa uykular vücudumuzu yeniler, beynimizin çalışma performansını arttırır, enerji sağlar ve aşırı uyarılmışlık halimizi dengeler. Birçok kişinin buna imkanı olmayabilir ancak imkanın varsa denemini şiddetle tavsiye ediyorum. Adım 3. Sirkadyen ritmine göre yaşa. Şimdi konuşacağımız konu çok çok önemli. Dikkatlice dinleme rica ediyorum. Sirkadyen ritim hepimizin içinde olan biyolojik saatimizdir. Vücudumuzun gece mi yoksa gündüz mü olduğunu anlayan, buna göre enerji ve uyku seviyelerimizi düzenleyen şeydir. Sirkatiyen ritmimizi belirle önemli şey ise güneş ışığıdır. Etrafımız ne kadar aydınlık veya karanlık bu şekilde vücudumuzu yönlendiririz. Bu yüzden uyumadan önce telefon, bilgisayar gibi mavi ışık yayan ekranlara bakmak vücuduna hala gündüz olduğunu sinyalleyecek ve uykunun gelmesi ve uyku kalitenin artması için salgılanması gereken melatoninin salgılanmamasına sebep olacak. Akşamları telefon ve bilgisayarımda mavi ışık yayımını engelleyen night shift özelliğini kullanırım. Uyumadan 30 dakika ile 1 saat öncesinde de tüm ekranları kapatmaya çalışırım. Odamı olabildiğince karanlık hale getiririm. Kendim denemedim ama uyku mandalı kullanımında çok ciddi olma etkisi olduğunu gösteren araştırmalar gördüm. Eğer odanı tam olarak karanlık hale getiremiyorsan bunu denemeni öneririm. Bu sayede vücudum tam olarak gece olduğunu ve uyku saatinin geldiğini anlayarak yapması gerekenleri yapıyor. Gece rutinleri ve sabah ile ilgili de ayrı bir videoda çekeceğim bu arada. Ayrıca sirkadyen ritme göre yaşamın en büyük kuralı ise güneşle beraber hareket etmek. Dolayısıyla güneşin doğuşuyla beraber kalkmak, güneşin batışının 3-4 saat sonra yatmak en çok enerjiyi sağlayacak düzendir. Adım 4. Hareket et. Enerji harcayacak aktivitelerin gün içinde enerjimizi düşüreceğine dair yanlış bir inanış var. Evet, eğer bu enerjiyi saçma sapan şeylerle harcıyorsak bu doğru olabilir. Ancak spor, yürüyüş vesaire gibi bir egzersiz yaparak bu enerjiyi harcıyorsak aslında çok daha enerjik olacağız. Düzenli olarak enerji harcadığın rutinlere sahip olmak güne başladığın enerji seviyesini de yükseltecek. Enerji harcatan şey aynı zamanda enerji verendir. Enerjinin tüketen hareket değil, aksine hareketsiz yaşantın. Tüm gün bilgisayar başında oturman veya koltuğuna uzanmış real scroll'laman. Dışarı çık yürü. Her gün egzersiz yapmaya çalış. Uzun saatler bilgisayar başında oturman gerekiyorsa da ara ara kalk ve yürü. Mümkünse evden çık, ufak yürüyüşler yaparak bir temiz hava al. 10-15 dakikalık bir yürüyüş sanki vücuduna reset atmışsın gibi enerji seviyeni tazeleyecek, çok daha verimli ve odaklı çalışabilmeni sağlayacak. Adım 5: Diyetin. Herhalde abur cuburlardan, fazla şeker içeren gıdalardan ve fast food'lardan uzak durman gerektiğini söylemeyeceğim. Herkes için farklı diyetler faydalı olabilir. Ancak benim için daha fazla enerjinin bir hilesi var. Bu da aralıklı oruç Aralıklı oruç dediğimiz şey, günü temelde iki dilime böldüğümüz ve ilk bölümde kalori almadığımız, yani su, kahve, çay vesaire dışında hiçbir şey tüketmediğimiz, diğer bölümde ise tüm önlerimizin olduğu beslenme şeklidir. Günün büyük bir bölümünde aç olmak enerji seviyeni, odaklanmanı, hayata karşı motivasyonunu yükseltecektir. Biliyorum bu garip gelmiş olabilir. Ama açım nasıl enerjim daha yüksek olabilir? E açken nasıl işime odaklanabilirim gibi sorular kafanda oluşmuş olabilir. Eğer bu soruları sorduysan, aralıklı orucun seriyle henüz tanışmamışsın demek. Vücudunda yeterli glikoz olm kullanılmadığında enerji kaynağı olarak yağ depoların kullanılır. Bu durum glikoz enerji alırkenki duruma kıyaslandığında daha düşük kan şekeriyle enerji almanı sağlar ve bu da daha enerjik hissetmene sebep olur. Tatlı yediğinde aslında çok ciddi miktarda glikoz yani enerji alıyorsun. Ancak bir anda uyku çöküyor değil mi? Çünkü kan şekerin zirve yapıyor. İşte sistem bu şekilde çalışıyor. Ben şahsen 16-8 ya da 14-10 sistemini tercih ediyorum. Yani 16 veya 14 saat arası aç kalıp 8 veya 10 saatlik süreçte de yemek yiyorum. Aç kalmış seni daha da arttırabilirsin. Ancak bu süreçler benim için ideal. İşte bu 5 adım benim bitmek bilmeyen bir enerji için kullandığım sırlarım. Bu adımları uygulayarak sen de kronik yorgunluğuna bir son verebilir. O büyük hayallerin için gereken enerjiye sahip olabilirsin. Videom için kullandığım bilimsel kaynak linklerini ileri okuma yapabilmen için açıklamalara bırakıyorum. Lütfen 1-2 hafta dene. Söz veriyorum bir sihir gibi çalışacak. Her hafta olduğu gibi hafta haftaya da saat 10.00'da görüşeceğiz. Bu yüzden abone olmayı unutma. Videomu beğenerek ve yorum atarak da hayatına dokunabileceğimiz daha fazla kişiye ulaşmam için bana yardımcı olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.